görüyoruz. Yani tabii Amerika'da karmaşıktı. Hele dış politika karar alma süreçlerinde çok farklı bir yapı var. Ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin çok standartize olmuş bir takım karar alma süreçleri de var. Şimdi bu anlamda Suriye dosyası daha çok askeri bir dosyaya dönüşmüş durumda Amerika Birleşik Devletleri için. Hatta bu raporda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu askeri dosya olma halinden biraz daha çıkarmak suretiyle dış politikanın konusu haline getirilmesi bakımından bir öneri de ortaya koyuluyor. Ama şu anda tabii başkanın dış politika meselelerine, hele böylesi Amerika'dan baktığınız zaman küçük bir mesele olarak gözüküyor. Çok küçük. Suriye'nin kuzeydoğusunda ve tabii şimdi Trump ne yapmak isteyecek? Nihayetinde geçtiğimiz aylarda işte DAEŞ'in toprak kontrolü tamamıyla sona erdi. Bunu kuşkusuz kullanmak isteyecektir. Evet. İşte Amerika Birleşik Seçim Devletleri'nde şimdi yani yeni terör tehditleri bağlamında DAEŞ'in yeniden ortaya çıkması, güçlenmesi, El-Kaide ile bir tür yeni bir farklı noktalarda birleşmesi ve yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne tehdit oluşturması. Şimdi Amerikan güvenlik mantalitesi çok farklı çalışıyor. Bizimki gibi çalışmıyor. Yani çok bu anlamda tehditleri çok fazla merkeze alıp, yani olabilecek projeksiyonları merkeze alıp onun üzerine büyük bir strateji kurmaya çalışıyorlar. Yani dolayısıyla bu anlamda Suriye dosyasının çok Amerika Birleşik Devletleri'nin... Murat Hocam, orada İsrail'in güvenliği olmadığı bağlamında da Trump işte bu meseleyi gündeme getirecektir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu bir şimdi yeni bir okuma var. Hatta şöyle diyelim, ya bölgede yeni bir süreç yaşanıyor artık. Yani bölgedeki krizler ve çatışmalar yeni bir evreye mi girecek, sönümlenecek mi? Yoksa oradan bambaşka jeopolitik bir düzen mi oldu? Tam bu noktada şunu